Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ahmadiler üzerinde özellikle Pakistan'da tabii ki sıkıntılar vardır. Onlar üzerinde yahut onların hayatı sıkıntıya sokulmaya çalışılmaktadır. 1974 senesinde Pakistan Büyük Meclisi Ahmadiyye cemaatini gayrimüslim saymak için bir yasa çıkarılalıdan beri bu böyle devam etmektedir. Ondan sonra General Ziaul Hak kendi diktatörlüğünden tam olarak istifade ederek bu yasayı daha da pekiştirdi, kuvvetlendirdi. Şunu diyerek ki bu Ahmadiler, Ahmadi demiyorlar, Kadiyani yahut Mirzai diyorlar onlar. Bunların hiçbir değerleri yoktur. Bunların aleyhinde biz yasa çıkardık. Ve biz onları ümmetten dışarı attık. Kendi kafalarına göre bizi sanki dışarı attılar. Ve kendilerine gayrimüslim saysınlar dedik. Dedik ki siz kelime-i şehadeti okumayacaksınız. Biz dedik ki siz hiç kimseye selamun aleyküm demeyeceksiniz. Onlara dedik ki öyle bir harekette bulunmayacaksınız ki azıcık o hareketten belli olsun ki siz Müslümansınız. Ancak fakat siz yine de bunlardan vazgeçmiyorsunuz. Ve yine de gerçek bir Müslüman'da olması gereken bütün işleri yapıyorsunuz. Onun için biz ya sizi hapse atacağız yahut bu yasaya karşı çıktığınızdan dolayı Hatemun Nebiyyin, Hatemul Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kendinizi isnat ettiğinizden dolayı sizi asacağız. Öldüreceğiz. Sizde mi bu cesaret? Bu kadar az sayıda olmanıza rağmen çoğunluğun kalbini rencide ediyorsunuz kendilerinizi Müslüman olarak isimlendirerek. Özet budur. Pakistan'daki Ahmedilerdeki yasa ve onların bize karşı davranışı. Ahmediler hakkında onlar her ne dedilerse ve Ahmedi azınlığı
Nara'nın sloganı atarak Ahmedileri kendi imanlarından caymaya çalıştılarsa ve çalışıyorlarsa hala da bu yeni bir şey değildir. Dinler tarihinde hep biz bunu görüyoruz. Her zamanın firavunu kendi zamanının peygamberlerini ve Allah'lık insanlara aynısını söylediler. Kur'an-ı Kerim'de bu konu bugün dahi devam etmektedir. Kur'an-ı Firavun şöyle demişti. İnna haulâ'e la şirzimetun kalilûn ve innahum lana la gâizûn. Bunu ilan ederek bunlar sayıca azdırlar, küçük ve düşük bir cemaattirler ve buna rağmen bunlar mutlaka bizi öfkelendirirler demişti Firavun. Kısacası biz Ahmediler her ne zaman bu muhalefeti görürsek imanımız tazelenir. Peygamberlerin tarihi tekrarlanmaktadır deriz. Biz bugün az sayıdayız ve dünyanın gözünde biz değerimiz yoktur. Üzerimizde bunlar öfkeleniyor. Bu sebepten değil ki biz büyük bir suç işliyoruz ya günah işliyoruz. Hayır, bu sebepten değil. Bir yasayı ihlal ederek ülkeye zarar veriyoruz. Yahut yasaya bağlı kalmayarak insanların haklarını yiyoruz. Salb ediyoruz. Yahut bir hamare par tash unhe isliye terörizm estiriyoruz havasını. Hayır. Bu sebepten değil. Bunlar bizi öfkeleniyor. Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkını iddia ediyoruz. Vatan sevgisi uğruna barışı gösteriyoruz. Biz Allah-u Teala'nın mahlukatının hakkını niye biz yemiyoruz haklarını? Niye bu terörizmin bir parçası olmuyoruz ki bu terörizm ülkede zulüm ve barbarlık havasını estirmiştir? Bizim cevabımız onlara budur. Biz bu zamanın imamı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı ve kendi önceden verdiği haberlere göre gelmiş olan vaat edilen Mesih ve Mehdi'yi kabul eden insanlarız. Bu Mehdi bu dünyaya gelerek kendi efendisinin sünnetini icra ederek dünya insanlarını sevgi, dünya insanlarına sevgi, barış ve barışın usullerini öğretmiştir. Onun için biz bu zamanın imamının biyetine girerek bütün bunları yapıyorsak Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ma tabi olmanın hakkını veriyoruz demek ki. Öyle örnekler ileri sürüyoruz ki ilk Müslümanların yaptığı, ileri sürdüğü numuneleri, örnekleri ileri sürüyoruz. Ölümden korkmadan bir cesaret bulduk. Bu cesaret bize Allah-u Teala'nın bir er kişisi bize vermiştir. Allah-u Teala onu İslamiyet'i tekrar canlandırmak için bu zamanda göndermiştir. Biz kendi hayatımızdan, canımızdan imanımızı korumak hafsalasını, cesaretini Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu gerçek aşığı bize vermiştir. Bu da imanı ülker yıldızından getirmiştir, geri getirmiştir. Bu Resulullah'ın gerçek aşığı. Onun için biz her çeşit fedakarlık için hazırız. Şunu bilerek biz hazırız her çeşit fedakarlık yapmaya. Çünkü biz bir imama tabiiz. Bu imama da Allah-u Teala dedi ki Ceriyullahi fi hulilil enbiya. Yani Allah-u Teala'nın peygamberidir. Bütün peygamberlerin, nebilerin şekillerinde,
Sonra Birahin Ahmediye 5. cüzünde bunu izah ederek Mesih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu vahiy ilahinin anlamı şudur ki Adem'den sonuna kadar ne kadar peygamber aleyhisselam yüce Allah tarafından dünyaya gönderildiyse ister İsrail ben İsrail oğullarının peygamberleri olsun yahut bunun dışında olsun onların özel olayları yahut özel sıfatlarından mutlaka bu bana da bir pay verilmiştir. Ve bir tek peygamber geçmemiştir ki onun olaylarından ve özelliklerinden bana pay verilmiş olmasın. Her peygamberin fıtratının izi benim fıtratımın üzerindedir. Bunun üzerinde Allah-u Teala bana bilgi vermiştir. Bundan bana bahsetmiştir Yüce Rabbimiz. Onun için bütün peygamberlerden payı aldıysa kendisi bazı muhalifane olayları dahi onların tarihinde kendisiyle ve kendi cemaatiyle mutlaka olacaktı. Fakat bu muhalifane hareketler yahut yasa çıkarmaları Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselam'ın cemaatine zerre kadar zarar veremezler. Asla. Çünkü bununla birlikte Allah-u Teala bazı zaferlerden bahsetmiştir. Bazı başarılardan da bahsetmiştir. Bilgi vermiştir. Peygamberlerin elde ettiği. Hatta onlardan daha fazla zaferler elde edeceğimizden bize haber vermiştir. Bir yerde bir ilhamda Allah-u Teala dedi ki Büşra laka ya Ahmadi müjde olsun sana ey benim Ahmedim. Onun için bu yasalar, bu sıkıntılar, bu zulüm Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinin ilerlemesine ensini engelleyemez. Sonunda zaferlerin kapıları açılacağını kendisine haber vermişti Yüce Allah. Tabii ki bu devirden geçmemiz gerekiyordu. Bazı yerlerde sıkıntılar daha fazladır. Ve birçok defa ve değişik şekillerde bu müjde vermiştir. Kendi eseri Asumani Faysala'da diyor ki Yüce Allah bana muhatap olarak açık olarak söyledi ki Anal Fattahu Aftahu Laka Tara Nasran Ajiban ve Yakhiruna Alal Masajid Rabban Aghfirlana Inna Kunna Khatein. Yani ben Fettahım sana zafer vereceğim. Büyük bir yardım göreceksin. Ve inkarcılar yani onlardan bazıları ki onların şansına Allah-u Teala hidayet yazmıştır. Onlar secde yerlerine düşecekler şunu diyerek ey Rabbimiz bizim günahlarımızı affet biz hatakar idik. Sonra bir ilhamı vardır. Lakal fatho ve lakal galabato. Senin için zafer vardır, senin için üstünlük vardır. Onun için cemaat aleyhinde ki bu hareketler ve bu sıkıntılar ve bu yasalar özellikle Pakistan'ın cemaati ve Endonezya ve Malezya'nın cemaatleri yahut diğer bazı Müslüman ülkelerin cemaatleri bu sıkıntılardan geçmektedir. Bunun arkasında bundan daha fazla başarılar ve zaferin müjdelerini Allah-u Teala bize vermektedir. Bizim mazlum Ahmediler bundan geçmektedirler. Allah-u Teala'nın lütfuyla iman cesareti zamanın imamı bize vermiştir. Bu cesaret, bu sıkıntılar ve bu zulümü asla buna aldırış etmezler. Eğer başka bir dünyalık bir cemaat olsaydı bu zulümlerden dolayı çoktan zalimlerin önünde eğilmiş olurdu. Yahut münafıkane bir tavıra girerdi. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaati zulüme karşı koymakla kalmayıp aksine bütün yaramaz duruma rağmen ilerlemektedir. Eğer aklı başında birisi varsa, insafı seven birisi varsa, adaleti seven,
Onun için bir tek bu delil, bu cemaatin Allah'lık cemaati olduğuna dair bir tek bu delil yeterli olmalı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala ilhamen dedi ki, ben demin okudum, bir zaman gelecek ki onlardan, şu anda sözde Molla'nın etkisi altındadırlar ve onun korkusu altındadırlar. Yahut yasadan korkuyorlar ve hakkı tanımıyorlar. Bunlardan bir kısmı kendi secde yerlerine düşerek Allah'tan günahlarının affını dileyecekler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu gerçek aşığına bağlanacaklar ve bununla iftihar edecekler. Ve kötü yaramaz insanlar sonuçlarını görecekler. Öyle ki dünya ke liye onlar dünya için bir ibret ve misali olacaklar. Nasıl ki eski peygamberlerin muhalifleri geçtiyse Kur'an-ı Kerim'de onların zikri mevcut. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bir yerde der ki اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ onlar yeryüzünde yürümediler mi ki görsünler ki wo dekh lete ki un logon ka anjaam daha öncekilerin sonucu nasıl oldu onlar kuvvet bakımından ve yeryüzünde eserler bırakmak bakımından daha kuvvetliydiler Allah onları dahi günahları neticesinde yakaladı ve onları Allah'tan koruyan kimse yoktu bu şu sebepten dolayı oldu ki onlara, onların Resulleri apaçık alametlerle geldiler fakat yine de inkar ettiler. Allah-u Teala onları yakaladı. Onlar kesinlikle çok kuvvetli ve ceza vermekte çok serttir. O Allah. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı ilhamlarından bahsettim. Bu kendi uydurduğu bir iddia değildi. İlhamlar idi bunlar. Allah-u Teala benimle birliktedir ve bana zafer vereceğini söz vermiştir. Müjde vermiştir. Demişti Mesih Maud Aleyhisselam. Allah-u Teala bir şeyi isnat etmek büyük bir şeydir. Allah-u Teala Allah-u Teala'ya yalan söz isnat edenleri affetmez. Onun için Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala'nın yardımını biz görüyorsak bütün bunlar bize daha da yakin ve kuvvet veriyorlar. Ve biliyoruz ki Allah-u Teala kendi zamanında nasıl kendisiyle birlikte idi ve kendisine yardım ediyorsa bugün de veriyordur aynı yardım ve yarın gelecekte de yardım edecek. Bugünlerde gerçek bunu destekler ki Allah-u Teala kendi yardımlarıyla bizi desteklemektedir. Fakat bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi muhalifler ve peygamberlerin muhalifleri ve ilahi cemaatlere zulmedenlerin zulüm edenlere Allah-u Teala belli bir müddete kadar mühlet verir ve ondan sonra onları yakalar mutlaka. Allah-u Teala'nın cezası gelince hiçbir kuvvet, hiç adedi sayıca çoğunluk onların işine yaramaz. Bugün Ahmedilere sıkıntılar getirenler ve yasa çıkaranlar ve bunları dilenciye çevirmeye çalışanlar ya Ahmediye'nin kanserini eli yazubillah sona erdirenlerin elinde azıcık kuvvet vardır. Yüce Allah onu sona erdirmek isterse hiç belli dahi olmaz. Allah-u Teala örnekler verdi insanları yok etti. Onlar çok zengin insanlar idiler. Fakat bunların
bize bugün zulmedenlerin kendi paraları dahi yoktur. Yabancılara el uzatıyorlar. Ülkeyi yönetmek için borç almaya çalışıyorlar. Onun için düşünmemiz gerekir. Bizim hükümranlarımız için ve amme insanlar için dahi düşünme fırsatıdır. Şuursuz olarak zulüm ederek, zulüm ile birlikte olarak Allah-u Teala'nın gönderdiğine küfür ederek her kağıtta, çünkü Pakistan'da öyle bir hiçbir resmi kağıt yoktur. Hiçbir şey yapmak isterseniz bir yerde, okula girmek isterseniz hiçbir evrak yoktur ki orada Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde pislik yazılı olmasın. Ve eğer Müslüman isen buna imza at demesinler. Çarşılarda, parklarda, bürolarda çok çirkin küfür posterleri asılıdır ve onlar büyük günah işliyorlar. Sessiz olanlar dahi şuursuz olarak günah işlemektedirler. Yahut da artık Allah-u Teala'nın Teala'ya olan iman yok olmuştur ve yakin kalmamıştır. Geçin gerçek yanlış bir şekilde Ahmedilere mahkeme vererek öyle bir amel işliyorlar ki bu Allah-u Teala'nın gözünde mutlaka tiksindiricidir. Allah-u Teala der ki siz düşmana karşı da terbiyeli olun. Onlara da adaletli davranın ve zulüm etmeyin. Size zulüm edenlere. Ancak bunun tam tersine bunların amelleri nedir? Tamamen ters. Allah-u Teala der ki yalan şirktir. Ve şirk öyle pis bir şeydir ki ve günahtır ki Allah-u Teala onu affetmez. Ancak bunların durumu nasıldır? Kendi durumları, onların takvaları ve hayır ve Allah ve Resulü'nün ismini yükseltme gerçeğini biz her gün görüyoruz. Bir olayı size söyleyeceğim. Bundan onların gerçeği iç yüzü ortaya çıkacak. Geçenlerde bir Ahmediye yalan bir iddiaya mahkemeye verildi. Adam öldürmekle suçlandı. Yanlış bir şekilde hükümet edendi ki bu doğru değil, yanlıştır. Niye zulüm ediyorsunuz, aşırı gidiyorsunuz? Onlar dediler ki davacılar, dava açanlar mollaların etkisi altında, biz biliyoruz bu yalandır ve bunun suçu yoktur, masumdur. Ancak bu Ahmedi'dir, onun için biz mahkemeye verdik. Eğer bugün Ahmedi'yi bırakırsa Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam'a haşa küfür ederse biz de bu davayı geri alırız. Hatta hapishaneden çıkartmak için çaba sarf ederiz. Dışarı gelirse biz onu karşılayacağız. Ve boynuna çiçekler takacağız. İşte bunların gerçeği budur. Ve buna rağmen bunlar gerçek Müslüman olarak isimlendiriliyorlar ve Ahmediler kafirdirler bunların gözünde. Yalanın hiçbir değeri yoktur bunların gözünde. Onun için ey Ahmediye'nin cemaatin muhalifleri, Allah'tan korkun. O Allah'ın önünde sizin paralarınız, sizin iftiharlarınız, kibiriniz, böbürlenmeniz, camilerin imamlıkları, politik partileriniz, hükümetiniz, sayıca çoğunlukta olmanızın hiçbir değeri yoktur Allah-u Teala'nın katında. Bütün bu zulümlere karşı bizim cevabımız aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerde Allah-u Teala bu cevaptan bahsetmiştir. İnnehu kaviyyun şedidul ikab. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir ve ceza vermekte çok serttir. Bu zulümü sona erdiriyorsunuz. O öyle ki okullarda Ahmedi masum çocuklara deniyor ki siz Mirza'yı kafirsiniz.
Onun için okulda kalamazsınız. Evet, bir yol var okulda okumanın. Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselatü Vesselam'a küfür edin. Eğer okulun bir müdürü yahut özel bir okulun mali sahibinin bir üsallığı varsa ona deniyor ki, eğer Ahmedi çocuklar bu okulda okuyacaklarsa biz çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz ve senin eleinde protesto edeceğiz ve okulunu kapattıracağız. Eğer uysal insanlar bu fesatçıların sözünü dinlemezse bu mollaların, onlar dahi korkuturlar. Kısacası bir fesat vardır ki ülkede devam etmektedir. Ve hükümranlar ve siyasetçiler kendi siyaset gayesiyle ve bunların elinde bunlar oyuncak haline geldiler. Ehil olmadıklarından dolayı. Onun için söylediğim gibi ister mollalar olsun yahut bencil siyasetçiler olsun yahut hükümetin bir yöneticisi olsun. Her kim bu zulüme ortak olursa hiç unutmasın. Allah-u Teala şedidul ikabdır. Ceza vermekte çok serttir. Bu konu geçmiş kavimlerin hikayesi değildir. Aksine diri Allah'ın diri oluşuna ve bütün kuvvetlere sahip oluşuna oluşunun delilidir bugün dahi. Onun için Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık edenler ve muhalefette bütün sınırları aşanlar unutmasınlar. Gerçek ve hakikati inkar etmek, doğrulukta öyle doğruluk ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsetmişti önceden ve Kur'an-ı Kerim'de dahi mevcuttur. Bunlar okuyorlar bu gaybi haber yahut okuduklarını iddia ediyorlar. Böyle bir gerçeği inkar ederek o insanlarla arasına katılıyorsunuz ki onlar kötü sonuca vardılar. Yahut onların kötü sonuçlarını gelecek kavimler gördü. Burada gelecek kavimler için onlar bir ibret vesilesi oldular. Ve dahası var. Hangisi günahtır? Bugünlerin yapmadıkları, Ahmedilere zulüm yapmak, her çeşit günah vardır toplumda. Rüşvet var. Değil, bütün her çeşit pislik, ahlak bozuklukları, hırsızlık, adam öldürmek vesaire her çeşit pislik bugün biz görüyoruz. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'yı öfkelendirmez mi? Biraz ey gafiller biraz düşünün. Allah-u Teala bizim duamız budur. Allah-u Teala kavime merhamet eylesin. Bugün Ahmedilerdir yalnız. Ki onların görevidir. Bütün zulümlere göğüs germelerine rağmen yine de ümmetin sevgisi uğruna, insanlık sevgisi uğruna fiilen ne kadar mümkün ise onu yapsınlar. Fiilen ve ayrıca hepsinden daha fazla dualar etsinler. Ve fiilen bir harekete bulunamazlarsa bir yerde ve hiçbir insan bizim sözümüzü dinlemezse ve orada selam vermekle orada dava açılıyorsa orada dualar vasıtasıyla Allah-u Teala'dan ümmetin ıslahı için Allah-u Teala'ya dua edin. Söylediğim gibi şüphe yoktur ki Yüce Allah Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a zafer ve üstünlük verecektir mutlaka. Çünkü Allah-u Teala daima kendi peygamberlerini gönderdiği insanları mutlaka onlara üstünlük bahşetmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَا اَنَا وَالرُّسُولِي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ. Allah-u Teala karar vermiştir. Ben ve benim Resullerim mutlaka üstün çıkacağız. Allah-u Teala şüphesiz kuvvetlidir ve üstündür. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi bu üstünlük kararı Allah-u Teala'nın kararıdır.
ve üstünlüğün bir delilini yahut da bir vasıtasını Allah-u Teala beyan etmiştir. O da şu ki Allah-u Teala'nın kuvvetli ve üstün olması. Delil budur. Onun için burada müminler ve inkarcılar her ikisi ve kafirler, onlardan her hizip için bir ders vardır ve bir ilan vardır. Bunu düşünün. Müminlere dendi ki Allah-u Teala bütün kuvvetlere sahip olan Allah ve üstün olan Allah bu karar vermiştir ki onun Resulü, o ve onun Resulü mutlaka üstün çıkacaklar. O zaman siz kendi zaaflarınızı ve sayıca az oluşuna bakmayınız. Bizim değerimiz yoktur demeyiniz. İmanlarınızı kuvvetlendiriniz. Allah'tan, Allah'ın sevgisini yaratınız kalplerinizde. Ne yapabilirseniz onu yapın. Onu sona erdirin. Size zerre kadar çabanızla üstünlükte ortak ediniyorsunuz. İbadet edin, dua edin. Yaratılış gayenizi tamamlayın. İbadetler, ibadeti yerine getirin. Onda ilerleyin. Ve üstünlüğün bir parçası haline gelin. Ve muhaliflere bir meydan okuması vardır. Siz bütün kuvvetlerinize rağmen çaba sarf edin. Fakat unutmayınız ki Allah-u Teala kavi ve azizdir. Kuvvetlidir ve üstündür. Onun kararıdır. Ki o mutlaka sevdiği kuluna mutlaka zafer verecektir. Üstünlük mutlaka bahşedecektir inşallah. O zaman sizin planlarınız, sizin hileleriniz, bütün hileleriniz, masum çocukları rahatsız etmenizin çabaları, hizmetçilere, yöneticileri rahatsız etmeniz, Ahmedi yöneticileri, Ahmedi iş sahiplerine rahatsız etmeniz, yolda yürüyenlere dava açmaya çalışmanız Allah ve onun Resulünün üstünlüğüne mani olamaz. Eğer kulun işi olsaydı şüphesiz sizin çaba, sizin kuvvetiniz işe yarardı. Fakat bu Allah'ın işidir. Ve sonunda Allah-u Teala'nın kaderi mutlaka üstün çıkar. Onun için Allah-u Teala innallaha kaviyyun aziz buyurduktan sonra böyle bir ilan etmiştir ki bu işi ben yapacağım. Ve burada sayının azlığı ya çokluğu yahut paranın azlığı ve çokluğu yahut malzemenin azlığı yahut çokluğunun anlamı yoktur. Bedir savaşında yahut Uhud savaşında yahut başka bir savaşta mal yahut askerlerin çoğunluğu mu neticeyi sağlamıştır? Hayır değil. Fakat bir şey kesindir. Allah-u Teala'nın sözlerine rağmen, Allah-u Teala'nın verdiği kesin ümitlerine rağmen, Allah-u Teala'nın apaçık aydın mucizelerine rağmen, Allah-u Teala'nın Resulü'nün az çabası kendi vesilelerine göre mutlaka çaba sarf ederler. Ancak asıl onların teveccühü duaya olur. Ve bunda en fazla tam örnek bizim Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem göstermiştir. Bedir Savaşı bunun en güzel örneğini bizim önümüze sürmektedir. Bütün tesellilere ve sözlere rağmen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rahatsızlığı ve duaları rahatsız olarak ettiği dualar ve orada ağlayışları Allah-u Teala'nın huzurunda ve öyle bir durum vardı ki sanki insan can çekişmekte olur bir insan. Aynı şekilde bu ağlayış neticesinde
çarşafı aşağı düşerdi omuzlarından. Allah-u Teala der ki ben ve benim peygamberlerim üstün çıkacak, çıkacağız. Allah-u Teala'nın Resulleri dahi Allah-u Teala'nın sevgisine dalarak ilahi kararın parçası olmaya çalışırlar. Ve parçası olurlar tabi. Ve sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kuvveti kudsiyesi ve terbiyesi eshabları yarattı, ortaya çıkardı. Onların günleri savaş ve geceleri de ibadetle meşgul olurdu, mesruf olurdu. Dünya bakımından bakarsak hiçbir savaş, Müslümanların savaşı hiçbir ölçüsü yoktu. Müslümanlarla gayrimüslimler Müslümanlar arasında bir ölçü dahi yoktu. Fakat Allah-u Teala ile ibadet ve alaka onları Allah-u Teala ve onun Resulü'nün sevgisine dalarak üstünlüğün parçası haline getirdi. Bunu da unutmayalım. Gündüzün dahi bütün düşmanların sayılarına rağmen ve savaşlara rağmen ve zor duruma rağmen farz namazlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabları asla gafil olmazlardı. Öyle bir zaman geldi ki düşmanın saldırı neticesinde Müslümanlar fırsat bulamadılar namaz kılmaya ve namaz zamanı geçti ve 5 namaz cem etme mecbur oldular. O zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir üzüntü içindeydi. Düşmanlara kötü duada bulundu. Helak olsun düşman. Biz onun neticesinde 5 namazı cem etme mecbur olduk. Bir can ya mal sıkıntısı zararından dolayı sıkıntıya girmedi. Düşmana kötü duada bulunmadı, beddua etmedi. Fakat yalnız bize tam zamanında ibadet etmemize fırsat vermemiştir. Allah-u Teala'nın önünde bize eğilmemize fırsat vermemiştir düşman. Yalnız bu sebepten dolayı onlara bedduada bulundu. Resulullah'ın dili daima Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olurdu. Fakat farizelerin zayi olmasına dikkat edemezdi, tahammül edemezdi Resulullah. Fakat unutmayalım Allah-u Teala üstünlük vaadi vermiştir. Fakat Allah-u Teala ile alakamızı kuvvetlendirmek için ve onun lütufunu cezbetmek için ibadetlere dikkat etmemiz dahi gereklidir, pek gereklidir. Ki bu olmadan Allah-u Teala'nın Resulü'ne cemaatine girenler olarak biz adlandırılamayız. Allah-u Teala'nın Resulü'nün cemaatine ancak kendi ibadetlerine dikkat edenler onun cemaatine katılanlar olurlar. Onun için biz Ahmediye muhaliflerinin bu bize verdiği sıkıntıları görüyorsak unutmayalım ki Allah-u Teala'nın verdiği sözlerin parçası olmak için bizim onun ibadetinden asla gafil olmamalıyız. Peygamber ve Resuller kulun Allah ile alaka kurması için gelirler. Eğer biz bu alaka kurmazsak kendi yaratan ile o zaman peygamberin cemaati olarak nasıl isimlendirileceğiz? Nasıl peygamber ve onun cemaati için mukadder kılınmış olan zaferin parçası nasıl olacağız? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi de buydu. Onun için daima bunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Kitab-ül Beriye adlı eserinin mukaddemesinde der ki gerçek Allah-u Teala kuvvetlidir ve kavidir. Sevgi ile ona onun önünde eğilenler asla zayi edilmezler. Düşman der ki ben planlarımla onları helak edeceğim. Ve kötü niyetli irade eder ki ben onları ezeyim. Fakat Allah-u Teala der ki ey ahmak sen benimle mi savaşacaksın? Benim sevgiliğimi küçük düşüreceksin? Gerçekte gökyüzünde yerde bir şey olamaz. Gökyüzünde daha önce yaşanmış olandan başka ve yeryüzünün hiçbir eli
kaderini ne kadar Allah-u Teala gökte uzatıldıysa ondan daha fazla uzatılamaz. Onun için zulüme plan yapanlar ahmaktırlar. Onlar çirkin pis hileleriyle Allah-u Teala'yı unuturlar. Onun iradesi olmadan bir tek yaprak dahi düşemez. Onun için onlar kendi iradelerinde daima başarısız ve başarısız kalırlar ve utanırlar ve onların kötülükleri asla zarar veremez doğruya. Allah-u Teala'nın mucizeleri ortaya çıkar ve Allah-u halkullah'ın, Allah-u Teala'nın mahlukatına karşı Allah sevgisi daha da çökar. Allah-u Teala kendi mucizeleriyle kendisini gösterir. Onun için eğer biz sevgiyle, vefa ile bu üstün Allah'ın önünde eğilirsek Allah düşmanların hiçbir hilesi cemaate asla zarar veremeyecektir. Hiçbir çabası. Ben geçenlerde dualar ve ibadetlere ve nafile oruç için ben istekte bulunmuştum. Şimdi düşman bütün kuvvetine rağmen Ahmediye cemaatine saldırmaktadır. Bizim en etkili buna karşı koymanın yolu dualardır. Ahmediye cemaatinin muhalefeti şimdi uluslararası bir tartıştır bu. Şunu da şunu göstermektedir ki Allah-u Teala kendi üstünlüğünü göstermek için eskisinden daha fazla kendi mucizelerini göstermektedir ve gösterecektir inşallah. Orada Ahmediye dünyasının tabii şuna dikkat etmeleri lazım ki biz en fazla sevgilimiz bizim ibadetlerimiz olmalı. Bunu sevmeliyiz. Allah-u Teala ile olan alakamızı ve sevgimizi eskisinden daha fazla çoğaltmalıyız. Allah-u Teala bize bunu nasip etsin hepimize. Amin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ilhamı var. Bad Giyara yani 11'den sonra Ahmedi kendi kafalarına göre tahminde bulunurlar. Bana da yazarlar. Bu konuda Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizzat söylemiştir. Ben bilmiyorum. 11 gün, 11 hafta, 11 yıl yahut 11 sene. Bu senede benim hakkımda bir mucize mutlaka ortaya çıkacaktır. Bugün 11 Kasım'dır. Ve Kasım dahi 11. ayıdır ve 2011 senesidir. Onun için Ahmediler kendi kafalarına göre düşünürler. Varhal. Eğer bunda 11'de bir bugün ve ay ve bugün bu senede eğer bu kader kılındıysa mutlaka ortaya çıkacak. Ancak unutmayalım birçok ilhamlar var. Allah-u Teala'nın yardımı, Allah-u Teala'nın rahmaniyetin tecellilerini göstermek için Bagdat'tan kelimesi kullanılmıştır. Bütün bunlar birden bile olacak. Uzak değil ki. Bu bugünkü günden bugünkü yıldan bugünkü seneden bu kader başlayabilir ancak bazen kendileri tahmin ederek zayıf tabiata sahip olanlar netice çıkararak eğer aynısı gerçekleşmese onların tahmin ettikleri gibi ümitsizliğe kapılırlar. Yahut Allah-u Teala'ya olan dikkatleri azalır. Müminin alışkanlığı bu olmamalı. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması lazım. Üstünlük kesindir. Ve Allah'ın kaderidir inşallah Teala olacak. Üstünlük. Olmaktadır. Hatta oluyordur. Düşmanın muhalifleri, düşmanlar ve muhaliflerimiz, düşmanın muhalifetleri ve Ahmediye cemaatinin muhaliflerinin durumları onlar nasıl sersemlemişlerdir Allah-u Teala'nın üstünlüğünün bir delilidir bu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu ta'ala anhu dahi Kadiyan'dan icret din bir olayını yazmıştır. Nasıl hicret ettik?
karar vermek zor idi. Hicret üzerinde düşünüyordu. Diyor ki ben ilhamları okuyordum. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın orada bu ilham gözlerimin önüne çıktı. 11'den sonra Badgiyara. Ondan sonra anladım ki hicret mutlaka olacak. Sonra trans vasıtalar söz konusu oldu. Sonra yine 11 tarihi üzerinde düşünüyorduk. Sonunda Allah-u Teala lütfetti. Büyük çabalardan sonra yine engeller ortaya çıktı. Ve hangi gün gideceklerse o gün dahi engeller çıkıyordu. Saat 10 oldu. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh dedi ki biz bir karar verdik, şimdi zor gibi görünüyor. Müslim Ebu diyor ki benim kafamda 11'den sonraki ilham vardı. Belki 11'den sonra olacak diye bekliyordum. Birdenbire Allah-u Teala lütfetti ve birdenbire oldu. Ve 11'den sonra hazırlıklar oldu ve bu tarihi hicret Kadiyan'dan Pakistan'a bu gerçekleşti. Ancak diğer şekillerde de bu ilham tamamlanmıştır. Bu diktatör Ahmadiyye cemaatini yok etmek isteyen Ahmadiyye cemaatini kökünden kazımak istiyordu kökünü. Onun hükümeti dahi kökü kazıldı ve 11 sene sonra kökü kazıldı. Bazı diğer olaylar da vardır. Buna da bu ilham uygulanabilir. Fakat önceden verilen haberler ve ilhamlar mutlaka sık sık tamamlanırlar. Onun için daha aydın mucizeleri beklemeliyiz Allah'tan. Fakat unutmayalım ki bu ilham ile birlikte Farsi'nin bir ilhamı daha vardır. Bar makame felak. Felak şuda. Şuda ya Rab. Ya Rab. Ümide de hem madar acab. Mesih Mevlid Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala der ki gökyüzüne kadar senin yalvarışların ermiştir. Ben sana sana bir ümit yahut müjde versem bu senin benim sünnetime aykırı değil. Ondan sonra Bad Giyara yani 11'den sonra demek ki senin yalvarışların gökyüzüne ulaşmıştır. Dua konusudur burada demek ki. Duaya yönelmeliyiz. Daha önce de söylediğim gibi duaya dikkatlerinizi çekmiştim. Şiddetli bir şekilde dua edin. Ki bir yalvarış olarak Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşsın ve Allah-u Teala'nın vereceği zafer manzaralarını görelim ve düşmanın helak olduğunu görelim. Allah-u Teala bana ve size de eskisinden daha fazla dua etmemizi bize nasip etsin. Amin. Namazlardan sonra bugün yine gayb namazı cenazeyi kıldıracağım. İki, birisi bizim Kadiyan'daki bir derviş Çavdri Muhammed Sadık Nangali, Veryamdin Nangali'nin oğlu 29 Ekim ve düşmüştü, yaralanmıştı, kalbi vardı tabi, tedavi edildi fakat 5 Kasım'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu ta'ala anhu derviş için istekte bulunduydu. Küçük yaştaydı fakat ihlas ile lebbek dedi ve sonuna kadar vefalı bir şekilde bu verdiği sözü yerine getirdi. Merkezi defter bürolarda hizmet etti. Ayrıca Kadiyan'da cemaatin birçok toprağı vardır. Onları düzgün hale getirdi. Sevgili ve akıllı, ihlas sahibi bir iş. Halk hizmetini çok severdi. Para almadan kendi sebzelerini evlere gönderirdi. Celsaya gelen misafirlere dahi çok onların rahatı için parasını harcardı. Fakirleri seven, sabır eden, namaza bağlı olan, ihlas sahibi bir insandı. Çocuklarını en iyi şekilde terbiye etti. Musi idi.
musmusi the onun bıraktığı insanlar arasında 4 tane erkek çocuk vardır jo inki yadgar hain hatırasıdır bunlar birisi doktor Muhammed Arif Afsar Jalsa Salana ve Nazır Beytul Mal idi geçen sene vefat ettiydi Allah-u Teala merhumun derecelerini yücelsin İkincisi Ahmet Yusuf Al-Haduri şehit Şam'da Şam'daki Arap bir dostuydu geçen ay şehit edildi orada fesatta şehit oldu İnnalillahi ve inna ileyhi raciun Şöyle oldu ki 31 Ekim evden işe geliyordu. Bir bölgeden geçecekti. Fesatçıların bölgesiydi. Orada mutlaka kurşunlar atılırdı. Sesi yüksek kulağı sağırdı. Oradan geçme dediler bazı insanlar. Fakat yine de anlayamadı. Oradan geçti ve geçerken başına isabet etti kurşun ve orada vefat etti. 1976 senesinde doğdu. Fazla bilgi sahibi değildi. Çaba sarf ediyordu. Evlenmemişti daha. 10 sene önce Ahmediye cemaatinin tebliği oldu. Geçen sene biat etti. Kasım ayında bir sene önce şehit merhumun bir yeğeni Yunus Bey diyor ki cemaat hakkında benimle etkileyici bir konuşma yapardı. Onun sözlerini dinleyerek ben ondan önce biat ettim. Ve o kendisi bir ay sonra biat etti. Kız kardeşi ve yeğenleri dahi onun tebliği neticesinde biat ettiler. Biatten önce Alevi idi. Ve bütün baskılara rağmen sıdk ile ihlas ile biat etti. Cemaatin her programına katılırdı. Merhum çok büyük yüce ahlaka sahip. Diğer insanlara yardım eder. Alçak gönüllü. Allah-u Teala onun derecelerini yücel. Her ikisinin cenazesini ben Cuma'dan sonra kıldıracağım. Elhamdülillah Elhamdülillah Nehmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر